Herkese merhaba. Bu videomuzda TCL Onley'i kutusundan çıkarıyor, kurulumu yapıyor ve ilk turu birlikte atıyoruz. TCL Onley, TCL'in orta segment telefonlarından bir tanesi. Nisan ayının hemen başlarında duyurusu gerçekleştirilmişti ve özellikler bakımından geçen yılın ikinci yarısında görmüş olduğumuz ve TCL'in kendi markasını taşıyan ilk telefon olan TCL Plex'te bir takım benzerlikler gösteriyor. Tasarım anlamına baktığımızda TCL Onley, TCL Plex'ten çok farklı değil. Ön tarafta yine aynı büyüklükte 6.53 inçlik köşeden köşeye uzunluğa sahip bir ekran görüyoruz. Ekran çözünürlüğü Full HD Plus ve sağ üst köşede selfie kamera deliği yine mevcut durumda. İşlemci bakımından TCL Onley'nin bir kadem aşağı indiğini görüyoruz. TCL Plex'te Snapdragon 675 işlemci bulunurken TCL Onley'de Snapdragon 665 işlemci görüyoruz. 6 GB RAM, 4000 mAh kapasiteli pil gibi özellikler var. Bu açıdan güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Arkada 4 tane kamera var TCL Onley'de. Bu açıdan TCL Plex'e göre bir adım daha ileri gitmiş. 48 megapiksel çözünürlüklü ana kameranın yanında 8 megapiksel çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera var. Hemen bir parantez açalım. TCL Plex'te 16 megapiksel çözünürlüklü bir ultra geniş açılı kamera bulunuyordu. 2 megapiksel çözünürlüklü makro lens ve derinlik sensörü de TCL Onley'nin arkasındaki kamera sistemini tamamlıyor. Kamera dizilimi yine yatay yapılmış ve parmak izi okuyucusu da tıpkı TCL Plex'te olduğu gibi bu kamera sisteminin hemen alt tarafında yer alıyor. Gelin şimdi TCL Onley'i kutusundan çıkaralım. Kutuda neler var neler yok hep beraber bakalım. Daha sonra kurulumu gerçekleştirelim ve daha sonra da Android 10'la yüklü gelen bu telefonda ilk turu birlikte atalım. TCL Onley'nin Türkiye'deki dağıtımı Bilkom tarafından gerçekleştiriliyor. Bu etiketten onu anlıyoruz. Ve yan tarafta da telefonun başlıca özellikleri mevcut bu şekilde sıralanıyor. HDR ekran yine başlıca özellikler arasında yer alıyor ve söylediğimiz gibi 48 megapiksel çözünürlüklü ana kameranın başrolde olduğu 4 tane kamera mevcut durumda. Aynı zamanda birden fazla cihazın bağlanabildiği bir Bluetooth bağlantı özelliği de mevcut durumda. TCL Onley'de bu özellikleri TCL Plex'te de görmüştük. Şimdi aynılarını TCL Onley'de de görüyoruz. Bir bıçak yardımıyla şu naylonu yırtalım. Daha sonra da şuradaki bantları keselim yine bıçak yardımıyla. Bu arada Bilkom tarafından kutuya iliştirilen garanti belgesi de bu şekilde çıkıyor. Ve daha sonra da kapağı kaldıralım. Öncelikle sim kart iğnesini görüyoruz. Bakalım zarfın içinde ne var. Şöyle tahmin ettiğimiz gibi silikon kılıf çıkıyor. Ve yanına da garanti bilgileri, telefonun hızlı başlangıç kılavuzu ve yine garanti ile ilgili bir takım belgeler mevcut durumda. Bakalım başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Ve daha sonra da TCL Onley'i görüyoruz. Şu şerit yardımıyla çekelim ve daha sonra da naylonundan çıkaralım. Evet, görmüş olduğunuz gibi 4 tane kamera, parmak izi okuyucusu. Söylediğimiz gibi TCL Plex'inkine benzer bir tasarım var. Büyüklüğü de hemen hemen aynı. Zaten aynı ekran büyüklüğü mevcut durumda ve sol üst köşede de ekran deliği mevcut. Kenara koyalım, telefon açılı dursun. Bakmaya devam edelim kutuda başka neler var neler yok. Şu kapağı kaldırdığımda USB kablosunu görüyorum. Bir ucu USB A tipi, bir ucu USB C tipi şeklinde bir kablo var. Ve diğer tarafta da TCL Onley'nin şarj adaptörü mevcut. Başka bir şey yok. Kulaklık çıkmıyor. Bunu söyleyelim. Ve şimdi bunları bir kenara alarak TCL Onley'nin kurulumuna başlayalım ve tekrar karşınıza gelelim. TCL Onley'nin kurulumunu kısa sürede tamamladık ve karşımızda da TCL UI kullanıcı arayüzü tabii ki Android 10'un üzerinde yüklü olarak geliyor. Saf Android'den çok fazla uzaklaşmayan ancak TCL'in de dokunuşlarını içeren bir kullanıcı arayüzü karşımıza çıkıyor. İlk kurulum esnasında uygulama çekmecesinin olup olmayacağını seçebilirsiniz. Uygulama çekmecesiyle var olan bir ana ekran yerleşimi seçtiğiniz takdirde görmüş olduğunuz gibi kategorilendirilmiş bir uygulama menüsü karşınıza çıkıyor.
Hangi kritere göre sıralayacağınızı da görmüş olduğunuz gibi sağ üst köşedeki menüden seçmeniz mümkün. Kategori dışında isim veya kullanıma göre de sıralandırma yapmak mümkün. Bunun dışında boş duvar kağıtları yine Google Asistan ana ekranın en solunda yer alıyor. Ve bunun dışında çeşitli TCL uygulamaları da araçlarda yüklü olarak geliyor. Facebook, Netflix, Microsoft Haber gibi uygulamaları da TCL 10L'de yüklü olarak görüyoruz. Akıllı yönetici de telefonun performansını arttıran ve pil kullanımının nasıl olduğunu gösteren ve gerektiğinde pil tasarrufunu da açmayı sağlayan bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Next Vision olarak adlandırılan bir ekran özelliği var. TCL Flex'te de görmüştük. Ekranın parlaklığını ve renk canlılığını biraz daha arttıran bir teknoloji. İlk kurulum esnasında Next Vision'ın da kısa bir tanıtımı yapılıyor. Next Vision açıkken veya kapalıyken görüntünün nasıl olduğu gösteriliyor. Görsel iyileştirme görüntünün kullanıcı arayüzünün her noktasında uygulanabiliyor. Aynı zamanda standart dinamik aralıktan yüksek dinamik aralığa otomatik olarak çıkarmada Next Vision'ın özellikleri arasında yine okuma modu da mevcut durumda. Bunu açtığınız takdirde ekranın mavi renk derecesi azaltılıyor ve gözlerin daha rahat etmesi mümkün oluyor. Eğer bir şeyler okuyacaksanız bu okuma modu kullanışlı olabilir. Yine ekran rengini buradan değiştirmeniz mümkün. Ortamdaki ışığa göre renk sıcaklığının otomatik olarak ayarlanması da TCL 10L'nin sahip olduğu ekran özellikleri arasında. Bu ekran HDR desteğine de sahip, onu belirtelim. Bu şekilde uygulamalar mevcut, araçlar mevcut. Kameraya baktığımızda arkada 48 megapiksel çözünürlüklü kameranın başrolde olduğu bir kamera sistemi var. Ve kamera arayüzü de görmüş olduğunuz gibi kontroller bakımından epey zengin. Ekranın bir tarafında flash, zamanlayıcı, HDR, görüntü oranı gibi kontroller mevcut. Diğer tarafta ise sahne modlarını görüyoruz. Pro moduna baktığımızda kontrollerin zengin olduğunu görmekteyiz. Buradan da yakınlaştırma yapabilirsiniz. Dijital yakınlaştırma yapabilirsiniz. Bu da özelliklerden bir tanesi. Genellikle otomatik modda kullanmak sizin için yeterli olacaktır. Yakınlaştırma kontrolünün hemen yanında da ultra geniş açı moda geçmeyi sağlayan bir kontrolün bulunduğunu görüyoruz. Çok yakında yayınlayacağımız detaylı TCL 10L incelemesinde TCL 10L'nin çekmiş olduğu fotoğraflara ve video örneğine de yakından bakma imkanı bulacaksınız. Arkada parmak izi okuyucusunun olduğunu söylemiştik. İlk kurulumda parmak izi eklemeniz mümkün. Daha sonra da ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda öndeki kamera yardımıyla yüz tanıma da sunuluyor. Her iki kimlik doğrulama yöntemini ilk kurulum esnasında tanımlamanız mümkün. Bu arada TCL 10L'nin ekranında ekran koruyucu filminde yapıştırılmış şekilde geldiğini belirtmeden geçmeyelim. Son olarak kutudan çıkan silikon kılıfa bakalım, onu takalım. Şeffaf kılıf sayesinde telefonun şık tasarımını gölgelemeden telefonu daha korunaklı hale getirebilirsiniz. Biraz da koyu tonlarda hafif siyah yakın bir tonu var bu şeffaf kılıfın ve üzerinde de çizgiler görüyoruz. Aynı zamanda Display Greatness ekrana vurgu yapan bir yazıda mevcut durumda bir markada yerleştirilmiş TCL tarafından. Çok yakında TCL 10L'nin detaylı incelemesini Teknoblog'da bulacaksınız. Eğer sorularınız varsa aşağıdaki yorum alanında bizimle paylaşabilirsiniz. İnceleme videosunda o sorularınıza da cevap vermeye çalışacağız. Kapatmadan önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer henüz Teknoblog YouTube kanalına abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zil ikonuna tıklayarak da bildirimler açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öte yandan video sonunda yer verdiğimiz içerik tavsiyelerine göz atmanızı rica ederiz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.